Merhabalar arkadaşlar. Geçen hafta betonarmenin fiziksel etkilerle bozulmasından, dolma çözülme etkisinden, yangın etkisinden bahsetmiştik. Bugün kimyasal etkilerle bozulmadan bahsedeceğiz. Evet, yani geçen hafta söylemiştik. Betonarmenin iç ve dış etkilerle bozulması fiziksel mekanik olabilir, çelik donatının korozyonu olabilir ve kimyasal, biyolojik. Aslında çelik donatının korozyonu kimyasal ve biyolojik, kimyasal etkileşime giriyor ama onu ayrı bir başlık olarak ayrıca işleyeceğiz. Tabi burada şunu tekrar söylemekte fayda var. Yani bu bozulmalar sonucunda ya betondan, yüzeyden betonu kaybetmeye başlıyorsunuz ya da içeride çatlaklar oluşuyor. Çatlaklar oluşunca beton boşluk yapısı değişiyor ve geçirimlikte artış sonrasında da bozulma sürecinde hızlanıyor. Çünkü yeni oluşan çatlaklardan dışarıdan kimyasal bozulmalara sebep olabilecek etkiler içeriye girebiliyor. Fiziksel etkiler için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla yani bir defa bozulma başlarsa bozulma hızlanarak devam ediyor. Ekstra bir önlem almadıysanız ya da almazsanız. Kimyasal biyolojik etkenlere bakacak olursak, bunların birincisi hidroliz, suyun yıkama etkisi. İşte suyun içeriye girerek, bundan aslında çiçeklenmeden bahsederken bahsettik. Su eğer betonunuzun içerisine giriyorsa, işte suda çözülebilecek katı maddeleri kendi içerisine çözüyor. Sönmüş kireç gibi ve başka bir takım tuzları. Onları dışarıya çıkarıyor suyla birlikte. Su buharlaşıp gidiyor. İşte onlar yüzeyde toplanıyorlar. Ona çiçeklenme denir demiştik. Sonuçta her katı maddenin çıkışı içeride bir boşluk miktarının artması anlamına geliyor. Dolayısıyla bazı durumlarda betonunuzun %10-15 kadar dayanım azalmasına sebep olabiliyor. İkinci grup agresif iyonlar, sıvılarla iyon değiştirme reaksiyonları. İşte bizim kalsiyum silikat hidrate yapımız vardı biliyorsunuz. O kalsiyum silikat hidrate yapı, biraz sonra bahsedeceğiz. Özellikle manezyumla kalsiyum yer değiştirdiğinde artık farklı bir yapı oluşuyor. Sizin kalsiyum silikat hidrat yapınız değil, manezyum silikat hidrate yapı gibi bir şey oluşuyor. Onun da bağlayıcılık değeri olmuyor. Dolayısıyla sizin betonunuz bozulmaya ve yumuşamaya ve dayanımını kaybetmeye başlıyor. Genleşme ürünleri oluşturan reaksiyonlar. Bunlardan da aslında kısmen bahsettik. Şimdi biraz daha bahsedeceğiz. İşte içeride çimentonuzun içerisinde özellikle çimentonun ürünleri var. İşte içeride bir takım C3A'nın oluşturduğu, diğer bileşenlerin oluşturduğu. Mesela kalsiyum alüminyum hidratlar sülfatla reaksiyona girerek etrenjit dediğimiz yapıyı oluşturuyorlar. Çimento konusunu anlatırken biraz bahsetmiştik. Onlar da %220 hacim genleşmesi yapıyor ve buna betonun ya da başka bir malzemenin dayanma şansı yok. Dolayısıyla çatlaklar oluşuyor. İşte agresif kalsiyum iyonlarının çözünen çözünmeyen ürünler oluşturarak ayrılmaları, kalsiyum silikat hidratı yapındaki biraz önce söylediğim gibi kalsiyumların manezyum iyonlarıyla yer değiştirmesi, genleşme oluşturan ürünler, sülfat etkisi, gecikmiş etrenjit oluşumu, alkali silika reaksiyonu, alkali agrega reaksiyonu, kalsiyum oksit ve manezyum oksitin gecikmiş hidratasyonu, donatı korozyonu gibi. Şimdi bunlardan sülfat etkisiyle başlayacağız. Bir defa şunu hiçbir zaman unutmayın. Yani betonunuz kuru kaldığı müddetçe çok fazla problem yaşamıyorsunuz. Çünkü içeride su olması gerekiyor. Suyun bir elektrolitik, yani iyon elektron alıp vermeye, iyon alıp vermeye, iyonların taşınması için bir ortam oluşturması gerekiyor. Dolayısıyla sizin betonunuz kuruysa, üzerine getirip kuru sülfatı koysanız hiçbir bozulma vesaire yaşamazsınız. Ama içeriye su girdiğinden itibaren hep onu söylüyoruz. Yani su girerken hem içerideki dışarıdan betona zararlı olabilecek. Şimdi konumuz sülfat. Sülfatı taşıyabiliyor. Yani sizin sülfatlı bir zemininiz varsa, mesela Denizli'de Acıgöl sülfat kaynağıdır. Oradan işte karbonat veya sülfat ürünleri elde edilir. Dolayısıyla o bölgede, Çardak bölgesinde zeminde sülfat var. Eğer zeminde sülfatınız var, bir önlem almadıysanız suyla birlikte betonunuzun içerisine o sülfat girerse
işte bir takım bozulmalara sebep olabiliyor ve onun oluşabilmesi için de yine nem olması gerekiyor. İşte sizin betonunuzun içerisinde hidrate C3A'mız var. Çimento bileşenlerinden. Suyla reaksiyona girdiği zaman kalsiyum alümina hidrat dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Hidrate C3A diyoruz. Çevreden sülfat eriği olabilir. İşte dediğim gibi biraz önce çardakta örneğini verdiğim gibi temelden ya da yüzeyden bir şekilde betonunuzun içerisine girebilir. Ya da hatırlıyorsanız C3A'nın erken hidratasyonunu, erken prizini engellemek için sülfat koyuyorduk, alçı taşı koyuyorduk betonumuzun içerisine. O alçı taşını eğer fazla katarsanız bu defa içeride sülfat oluşabilir. Ve bu sülfat, hatta o zaman ne demiştik? C3A ile sülfat reaksiyonu sonucu etranjit oluşur ama bu yaş ortamda olduğu için beton daha prizini almadan oluştuğu için daha beton mikserin içerisine karışma ya da vibrator tutulma, yerleştirme aşamasında olduğu için bu genleşmenin bir zararı yok. Ama beton sertleşti. Betonu döktüğünüz 1 yıl, 2 yıl sonra dışarıdan sülfat geldi. Ya da içerideki sülfat artık nemi buldu, suyu buldu ve reaksiyona başladı. C3A ile sülfat reaksiyona girerek genleşme reaksiyonu oluşturuyorlar. İşte etranjit dediğimiz şöyle inecikli yapılar oluşturuyor ve %227 hacim genleşmesine sebep oluyor ve bundan dolayı da betonunuz çatlıyor ve bütün sistemin içerisinde eğer içeriden içten gelen bir sülfat varsa ya da dışarıdan geldiyse yüzeyden itibaren betonunuz bozulmaya başlıyor. Sülfat kaynakları ne olabilir? Topraktan gelebilir. Yüzeyinde beyaz birikintiler olan, çalılık dışında bitki yetişmeyen araziler, yani deniz kenarında sazlık türü dediğimiz kovalık tarzı bitkilerin olduğu yerler ve bunlar zaten yaz aylarında su biraz çekildiği zaman o topraklara baktığınız zaman beyaz beyaz birikmelerin olduğunu görebilirsiniz. Yüzeyinde beyaz birikintiler olan araziler olabilir ve topraktan gelebilir. Çimento katılan alçı taşı biliyorsunuz yani işte biraz önce bahsettiğim gibi daha önceden anlattığımız gibi betonun içerisine C3A'nın ani hidratasyon, ani prizini engellemek amacıyla alçı taşı katıyoruz. Eğer bu alçı taşı fazlaysa bu defa içeriden gelebilir. Deniz suyu ve yeraltı suyunda deniz suyunda zaten manezyum sülfat var. Biraz sonra da gene deniz suyu etkisinden bahsederken bahsedeceğiz. Ya da yeraltı suyunuz sülfatlı bir zeminde ise yeraltı suyunda da sülfatınız olabilir. İşte dediğimiz gibi bakın toprakta toprağı kazdınız, kurumaya bıraktığınızda böyle beyaz beyaz lekelenmeler oluyorsa şüphelenebilirsiniz. Yani bunlara bakarsınız. Bunlar sülfat mı değil mi? Eğer bunlar sülfatsa betonu mesela binanızı yaptınız, temelinizi koydunuz. Bunlar gelecek demektir. Eğer muhakkak burada bir yalıtım yapmanız gerekebilir. Ya da işte yüzeye baktığınızda yüzeyde böyle beyaz beyaz yer yer öbeklenmeler ya da beyaz oluşumlar görürseniz bunları da sülfat olabilir. Zaten deniz kenarında bu fotoğrafta İzmir'de Çiğli bölgesine çekilmiş fotoğraf denize yakın. Dolayısıyla denize yakın olduğu için de sülfat olma olasılığı çok yüksek. Şimdi reaksiyonun gelişebilmesi için biraz önce söylediğimiz gibi bir, zaten sülfat olması lazım. Bu ya dışarıdan gelecek ya da içeriden olacak. İki, nem olması gerekiyor. Tabi burada betonun geçirimliliği önemli. Yani sülfatınız dışarıda kaldığı müddetçe, betonun içine girmediği müddetçe problem yok. Ama beton geçirimli betonsa, betonun içerisine giriyorsa eğer sülfatınız sıkıntılı. Suyun varlığı, çimentonun kimyasal yapısı, C3A içeriği, en fazla genleşmeyi C3A'nın reaksiyonu sonucu oluşan etranjitte oluşturduğu için %227 hacim artışıyla C3A miktarı çok önemli. Yani C3A miktarınız yüksekse sıkıntı olabiliyor ki onlarla ilgili sınırlamaları biraz sonra bahsedeceğiz. Ve en önemli parametrelerden birisi de sülfat reaksiyonları bazik ortamda gelişiyor. Yani bazik ortam ne kadar yüksekse o kadar bu reaksiyon oluşuyor demektir. Yani sülfat reaksiyonları oluşabilmesi için bir sülfat
olmalı, sülfat beton içerisine girmeli, nem olmalı, C3 ağ olmalı ve bazik ortam olmalı. Eğer bunlardan herhangi birini azaltabiliyorsanız, yani sülfatın betona girmesini engelliyorsanız problem yok demektir. Ya da C3 ağ'yı daha düşük miktarda tutabiliyorsanız problem yoktur. Ya da bazik ortamı biraz daha azaltabilirseniz etkiyi biraz daha azaltabilirsiniz. İşte bazik ortamı nasıl azaltabiliriz diyecek olursak hemen aklımıza puzolanlar gelecek. Yani bizim betonumuzun içerisinde bazikliği sağlayan öğelerden, en önemli öğelerden birisi kalsiyum hidroksitti. Dolayısıyla kalsiyum hidroksit eğer puzolanlarla bağlarsanız baziklik değerini biraz daha düşürmüş olursunuz betonunuzun. Dolayısıyla sülfat reaksiyonlarını da engellemiş olursunuz. Artı puzolan koymakla daha küçük tanecikler koyacağınız için gözenek miktarını azaltmış olursunuz. İçerideki çimentodan daha ince maddeler, çimentodan kalan boşlukları da onlar doldurmuş olurlar. Dolayısıyla geçirimsiz de bir beton üretmiş olursunuz. O da bir çözüm olabilir. Şimdi sülfat kalsiyum hidroksitle de reaksiyona girebiliyor. Baktığınız zaman işte ortamda sülfat iyonlarınız varsa, kalsiyum hidroksit varsa, su da varsa bu alçıya dönüşüyor ve %124 hacim artışı, yani %24'lük bir hacim artışına getiriyor. Hani bu çok fazla değil gibi düşünebilirsiniz. Ama sülfat miktarınız yüksekse, yani 200 mg bölü litre değerinden yüksekse zeminde veya suyun içerisinde, dolayısıyla bu kalsiyum hidroksitlere saldırarak, onlarla reaksiyona girerek alçıya dönüştürür ve o hacim artışı da betonunuzun çatlamasına sebep olabilir. Sodyum sülfat da benzer şeyi yapıyor. Sodyum sülfatınız var diyelim bu ortamda. Kalsiyum hidroksitle reaksiyona girerek suyun da varlığında gene alçıya dönüşüyor. Magnezyum sülfat da kalsiyum hidroksitle reaksiyona girebiliyor. O da alçıyı oluşturuyor. Ve dediğimiz gibi bir takım bozulmalara sebep olabiliyor. Ama en önemlisi C3A. C3A suyla işte çimentoyu karıştırdığınızda reaksiyona girerek kalsiyum alümina hidratı oluşturuyor öncelikle. Bu kalsiyum alümina hidrat betonunuzun içerisine var. Betonu döktünüz. Birkaç yıl sonra, birkaç ay sonra neyse kalsiyum sülfat eğer ortamda varsa kalsiyum alümina hidratla suyun da varlığında işte kalsiyum alümina sülfo hidrat gibi bir yapıya dönüşüyor ve %227 hacim artışına sebep oluyor. Sodyum sülfat yine etranjit oluşturuyor ve hacim artışına sebep oluyor. İşte şeye baktığınızda etranjit şurada bileşiminin içerisine 32 tane su alıyor. Yani molekül baya baya büyümüş oluyor bulunduğu ortamda ve hacim genleşmesine sebep oluyor. Burada 31 çok fark yok aralarında. Bir de arkadaşlar magnezyum sülfat, yani sülfat içeren kalsiyum sülfat olabilir, sodyum sülfat olabilir. Magnezyum sülfat C3A ve kalsiyum hidroksitin dışında kalsiyum silikat hidrata yapıya da saldırı yapıyor. Ve işte sizin kalsiyum silikat hidrata yapınız var. EQ dediği su, magnezyum sülfat sizin yapınızı, kalsiyum silikat hidrata yapınızı alçı ve magnezyum hidroksite ve silikat hidrata silikata dönüştürüyor. Dolayısıyla sizin betonda bağlayıcılık özelliğini sağlayan kalsiyum silikat hidratı yapınız alçıya dönüşmüş oluyor. Böylelikle bağlayıcılık özelliğini yitiriyor. Yani sizin eğer zemininizde magnezyum sülfat varsa, deniz suyunda oldukça yüksek oranda magnezyum sülfat var. Tabi bazı topraklarda, zeminlerde yine olabilir. Ama genellikle gördüğünüz yerler magnezyum sülfatı deniz yakınlarındadır. Bu denizde dediğimiz gibi kalsiyum silikat hidratı yapıyı bozuyor, alçıya dönüştürüyor ve sizin bağlayıcılık özelliğiniz bitiyor. Hani bu dışarıdan geliyorsa, mesela deniz yapısına koyduğunuz deniz kenarındaki bir yapı, orada yüzeyden itibaren bozulmalara sebep olur. Ama
sizin yeraltı suyunuzda vardı, beton karıştırırken o yeraltı suyunun beton içerisine girdi ve bu daha sonraki şeyler yaparsa bu defa içeriden genleşmesine buluyor ve içeriden betonunuzun parçalanmasına sebep olabiliyor. O yüzden yani kullandığınız suyun kimyasal analizine de baktırmanız gerekiyor. Yani su ne içeriyor? Sülfat içeriyor mu? Manyezyum sülfat içeriyor mu? Hani deniz suyunu beton karışımında vesaire kullanmaya kalkarsanız burnunda görme ihtimaliniz çok yüksek diyoruz. İşte belirtiler, beyaz lekeler oluşmaya başlar. Köşe ve kenarlarda başlayan çatlaklar, pullanma, dökülme şeklinde görülür. Su hareketi, ıslanma, kuruma şiddeti artırır. Bunu her bütün etkiler için aslında görüyoruz. Yani diyelim ki sizin kış aylarında zemininizde manyezyum sülfat vardı ya da sülfat vardı. Betonunuzun içerisine girdi. Bu sonrasında kurudu. Kuruyunca ne olur? Su kuruyup gidiyor ama manyezyum sülfat içeride kalıyor. Sonra tekrar su geldi. Tekrar nemlendi yapınız. Bir miktar daha manyezyum sülfat geldi. Ya da sülfat, sodyum sülfat, kalsiyum sülfat geldi. Biraz önce yine buharlaşıp su gitti. Dolayısıyla içerideki konsantrasyon giderek artıyor olabilir. Yani ilk başlarda zararlı miktarda tehlikeli olabilecek kadar sülfat olmasa bile bu sülfat zaman içerisinde artarak sizin yapınıza zarar verme olasılığı daha da artabilir. Dediğim gibi bunu ıslanma, kurumayı, suyun hareketi bütün şeyler için geçerli. Yani sizin diyelim ki zemin suyunuzda klor var. Klor da zararlı, donatıya zararlı özellikle. Yani her ıslanma, kurumada oradaki konsantrasyon artar ve zararlı olabilecek tehlikeli boyutlara doğru ulaşabilir. Yine işte ufalanma, yumuşama görürsünüz yapınızda. Evet, mesela şöyle bir deneysel çalışma yapılmıştı. Şöyle bir küp numuneniz var. İşte bunu sülfat etkisine maruz bıraktığınızda şu hale geliyor bakın. Yani sadece bu işte normal bir betondu, hazırlanmış harç örneği. Bunu yüksek konsantrasyonlu sülfatın içerisine koyduğunuz zaman işte şu hale geldiğini görebiliyorsunuz. Paramparça oluyor, ufalanıyor örneğiniz. İşte yine başka bir örnek. İşte şöyle numune hazırlanmış. Hatta burada bakın pinler koyulmuş. Boy değişimlerine bakalım ne kadar değişiyor diye. Ve numunenin şu şekilde hem eğrilmiş hem de paramparça haline geldiğini görüyorsunuz. Sadece sülfat etkisi ile. İşte sülfat etkisinde kalmış bir su kanalını görüyorsunuz. Burada zemin sülfatlı. Zaten su kanalı olduğu için su var bu ortamda. Betonunuz bazik ortam. C3 ağınız var. Eğer ekstra bir önlem almadıysanız yapınızı birkaç sene sonra elden çıkmış halde görebilirsiniz. Yine sülfatlı bir zemine beton numuneler bırakmışlar. Ne olacak diye takip etmek adına. Ve bakın betonlar neredeyse yok olma noktasına gelmiş. Yine bir köprü ayağı. I profilleri betonla sarmışlar. Hani biz diyoruz ya beton demiri korozyona karşı korur. Tabii sülfatlı bir ortamda olduğundan dolayı su da var burada, nem de var. Hepsi birleşince beton almış gitmiş. Beton darmadağın olmuş. Zaten burada bir suyun aşınma etkisi de vardır. O ufalanan parçaları sürekli taşıyarak da beton burada kalmamış. İşte yine bu da hani bizim ne diyorlardı ona, termal bölgelerimiz var. Yani termal sularımız var. O termal suların içerisinde zaten manyezyum sülfat, kalsiyum sülfat, sodyum sülfat vardır. Onlar işte kemiklere vesairelere faydalı olduğu için o suya girersiniz. Bunlarda baktığınız zaman mesela şunun analizi yapılmıştı. 900 mg bir litre sülfat içeriyor bu betonunuz. Oldukça suyunuz. Dolayısıyla baktığınız zaman taş duvarlar, yani bu bir su kanalı, süs kanalı ama baktığınız zaman harçlarla birleştirilmiş bu harçlar. Bu harçlar çatlamış, ufalanmış, darmadağın olma noktasına gelmiş. Şimdi TSEN 206'mız şöyle söylüyor.
Değerlere baktığınız zaman sülfat miktarları suda ve toprakta olarak değerlendiriyor. Elinizde bir suyunuz var. Eğer bu sudaki sülfat iyonu miktarı 200 ile 600 miligram bölü litre ise hafif etki, XA1 diyor. Topraktaysa bu, yani katı ortamda olduğunu varsayarsanız, suyun içine girmediğini düşünürseniz, işte kilogramda 2000 ile 3000 kilogram miligram bölü kilogram olduğu zaman hafif etki. Eğer sudaki değer 600 ile 3000 arasındaysa, biraz önce o saray termal tesisteki suya baktığınız zaman 900 miligram bölü litreydi. Dolayısıyla onda kuvvetli etkiyi görüyorsunuz. Toprakta 3000 ile 12000 arasında. Çok kuvvetli etki ise eğer suda 3000 ile 6000 miligram bölü litre varsa çok kuvvetli etki vardır. Betonu çok hızlı bir şekilde bozabilir. Şimdi burada hani ne önlemler alınabilir? Aslında bunlardan bahsettik. Bir defa betonun geçirimsizliği sağlanmalı. Yani öncelikle geçirimsiz bir beton oluşturabilmelisiniz. Yani bir temel betonuysa, perde betonuysa, bunları da aslında geçen derslerde bahsettik. Minimum boşluklu ve kapiler boşlukları hidrate bloka edebilecek kadar hidratasyonu sağlamış, olgunluğa erişmiş ve istenen dayanıma ulaşabilmiş betonu bir defa elde edebilirseniz, betonu geçirimsiz yapabilirseniz, sadece bozulmanız belki yüzeyde çok satı, yani çok az bir miktarda kalır, içeriye doğru çok fazla ilerlemeye bilir. Hatta burada gereğinde çok aşırı derecede şey varsa yalıtılmalı. Hatta benim danışman hocam Profesör Doktor Bülent Baradan işte İzmir'de, İzmir Organize Sanayi Bölgesi'nde, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikaya danışmanlık yapıyor. Zeminde kuvvetli diyebileceğimiz miktarda sülfat var. Hatta hocam şunu söylüyor. Temeli kazdırıyor. Hem yanlardan hem alttan 1-2 metre dışarıdan normal toprak getiriyorlar. O toprağı sıkıştırıyorlar, yerleştiriyorlar, yalıtıyorlar ki yani betona direkt sülfat etkisi meydana gelmesin diye. Ve yıllar geçmesine rağmen o binada hala hiçbir sıkıntı yok. Aslında çok basit önlemlerle sıkıntıyı çözebiliriz ama hani temeli döktünüz, binayı yaptınız, ondan sonra bunun çözümüne ulaşmak biraz zor. Aslında her şey başlangıçta, hani sonuçları değil başlangıçları değiştirmek gerekmektedir aslında. Bunları bilirseniz buna göre önlem alabilirsiniz. Kirecin kalsiyum hidroksit poz olanlarla tespiti faydalı. Bundan da biraz önce bahsettik. Düşük C3A içerikli çimento kullanılmalı. Yani çimentonun kimyasal analizine baktığınızda bunları ayarlama ihtimali, şansınız var. Yani çimento üreticisinden bunu C3A oranı düşük çimento isteyebilirsiniz. Ki onlara sülfata dayanıklı çimento olarak satıyorlar zaten. Eğer C3A oranınız %8'in altındaysa orta derecede sülfata dayanıklı çimento olarak kabul ediliyor. Eğer C3A %5'in altındaysa yüksek derecede, yani sülfata yüksek derecede dayanıklı çimento olarak tespit ediliyor. Yani zemininizde, yeraltı suyunuzda eğer aşırı derecede bir sülfat olma ihtimali varsa baktınız, gördünüz. Burada yapacağınız şeylerden birisi de çimentoyu sipariş ederken orada sülfata dayanıklı çimento, yani C3A oranının %5'in altında olan çimentoyu kullanırsanız yine çözümlerden birisini yapmış olursunuz. Hani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. İşte alçı taşı ilk başta katıyorduk ya, beton yaşken daha. İşte o yaşken kattığınız C3A'nın hepsini ilk başta etrencide çevirebilir. Daha sonra etrencide dönüşecek bir C3A kalmayacağından dolayı sülfat etkisine karşı önleminizi almış olabilirsiniz. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi sülfata dayanıklı çimentolardan da kısaca bahsedeyim. Çimentolara sülfata karşı en dayanıklı öğesi C3A karmoksididir. Portland çimentolarında C3A karmoksidi %8 ile 11 oranlarının değiştiğinden bu tip çimentoların sülfat etkisine kalan yapı elemanlarını kullanmak doğru değildir. C3A içeriği belirli bir değerden düşük olan çimentolarda sülfata dayanıklı çimento olarak adlandırılır. Biraz önce söylediğimiz gibi %80'in altındaysa orta derecede dayanıklı ama %5'in altındaysa sülfata dayanıklı çimento olarak adlandırabiliyoruz. Sülfata dayanıklı çimentolar içinde
en fazla %5 oranında C3 yağı, yani klinkerin bir miktar alçı taşı öğütülmesi sonucu üretilir. Bu çimentoda C3 yağı ve C4 AF ve 2 C3 yağı miktarları sırasıyla en fazla %5 ve %25 olmalıdır. Bu tip çimentolar deniz suyu ve sülfatlı su içeren zeminler ve diğer sülfatlı ortamlar için en dayanıklı çimentolardır. Evet. İşte normal Portland çimentosuyla dökülmüş harç örnekler sülfatlı bir zemine bırakılmış. Su bölü çimento oranı 0.65. Aynı numuneler sülfata dayanıklı çimento ile döküldüğünde bakın hiçbir bozulmanın sülfat etkisinden dolayı olmadığını görebiliyoruz. Süper sülfat çimentosu var. Bu çimento %80-85 oranında granulofit yüksek fırın curufu içerirler. Puzolan diye düşünebilirsiniz. Üretimde ayrıca anhidrit, yani kalsiyum sülfat alçının tamamen suyunun gitmiş halini kullanılır ve en çok %5 oranında Portland çimentosu klinkeri kullanılır. İncelikleri tabi dayanım elde edebilmek için oldukça yüksek, 4000 ile 5000 santimetre kare bölü gramdır. Tabi süper sülfat çimento hidratasyon olayının gelişimi farklıdır. İlk günlerdeki dayanım daha çok kalsiyum, alüminyum sülfohidrat, etranjit oluşumundan ve daha sonraki dayanımlar ise CSH oluşumundan sağlanmaktadır. Bu çimento kimyasal etkilere, özellikle sodyum kalsiyum sülfat etkilerine karşı dayanıklıdır. Yani çok özel durumlarda kullanılabilecek bir çimento. Bir de alüminli çimento vardır. Hani alüminyum dediğiniz zaman ne aklınıza geliyor? C3A. Aslında bunlar C3A'sı en yüksek olan çimentolardır. Ama sülfata en dayanıklı çimentolardır. Nasıl oluyor peki? Bu çimentolar boksit, alüminyum ham maddesiyle kalkerin bir dönel fırında eritilinceye kadar 1700 santigrat dereceye kadar pişirilmesiyle elde edilir. Özellikle özel bir çimentodur. Yani normal çimento işte 1400-1500 santigrat dereceler arasında fırında yakılırken bu 1700'e çıkmanız lazım. Tabi orada ciddi bir maliyet artışı anlamına geliyor. Bu çimentolardaki alüminyum miktarı %30'dan fazladır. Hani biraz önce ne demiştik? Sülfata dayanıklı çimento olabilmesi için %8 hatta %5'in altında olması lazım dedik. Bunlarda %30 var. Bir terslik var değil mi bu işte? Yani sülfata dayanıklı, en dayanıklı çimento alüminyum çimentodur diyoruz. Alüminyum çimentonun esas karma bileşenleri kalsiyum aluminat, yani C3A'nın benzeri. Bunda CA varsa ve dikalsiyum silikat C2S'tir. Bu çimentolar asit karakterli olduğundan asitlerden zarar görmezler. Yani bunlar da hani bizde ne oluşuyordu? Kalsiyum hidroksit. Bunlarda neredeyse kalsiyum hidroksit çok az. Yani C2S'ten gelecek bir kalsiyum hidroksit var. O çok az olduğundan dolayı bunlar bazik karakterde değil, asit karakterdedir. Dolayısıyla hani tekrar şeye dönersek, sülfat oluşabilmesi için ne olması lazımdı? Sülfat, nem ve C3A ve bazik ortam olması gerekiyordu. Şimdi bazik ortam olmadığından dolayı bunlar da sülfat reaksiyonları gelişemez. Dolayısıyla bunlar sülfata en dayanıklı çimentolardır. Asit karakterdedirler. Ve dolayısıyla da aslında donatıyla beraber kullanılmaları çok da uygun değildir. Hani aklınıza şu gelebilir, ya biz bunları kullansak o zaman sülfat dayanımı ortadan kalksın. Ama bunlar özel bir çimento. Normal betonda kullanabileceğimiz bir çimento değil. Baktığınız zaman işte alüminyum oranları yüksek. Şimdi bu çimentoların bir enteresan özelliği daha var. Mekanik dayanımları hızlı bir şekilde gelişir. Aynı koşullarda bir günlük dayanımı Portland çimentosunun 8 aylık dayanımına eşittir. Yani Portland çimentosuyla 8 ayda alabileceğiniz dayanımı bir günde alabiliyorsunuz bunlarda. Bu çimentoların prizi ve sertleşme sırasında çok aşırı derecede su çıkar, ısı ortaya çıkar. O da ciddi bir problem biliyorsunuz bizim adımıza. Alüminyum çimentolarda üretilen betonlarda kalsiyum hidroksit oluşmaz. Bu nedenle kimyasal etkilere karşı çok çok dayanıklıdır diyoruz.
Alüminyum çimentoların hidratasyonu için çok fazla su gerekir. Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılık özellikleri vardır. Peki bunlar nerede kullanılıyor derseniz, bunlar bir yer altında metro inşaatı yapıyorsunuz, tünel inşaatı yapıyorsunuz. Orada bir su kaynağına rast geldiniz, belki dere gibi, oraya tıkamanız gerekiyor. Şimdi normal betonda bunu tıkama ihtimaliniz, şansınız yok. Burada çok hızlı priz alan, çok hızlı sertleşen bir beton uygulamanız lazım. İşte buralarda alüminyum çimentoları kullanabiliyorsunuz. Daha çok oralarda kullanılıyor ama sülfata en dayanıklı çimento alüminyum çimentodur. Şimdi normal Portland çimentolarının açısından baktığınızda sülfata en dayanıklı çimento C3A oranı en düşük çimentodur. Ama alüminyum çimento normal Portland çimentosu değildir. Bunu da kafanızın bir köşesine yazın. Ama sülfat reaksiyonu oluşmuyor alüminyum çimentoların olduğu yerde. Şimdi biz gene normal Portland çimentolarına dönecek olursak, biraz önce söylemiştik XA1, XA2, XA3 gibi düşük derecede agresif kimyasal etki varsa, orta derecede agresif kimyasal etki veya deniz suyu etkisine maruz, ileri derece agresif kimyasal etki varsa, bunlar da beton dizaynınızla ilgili almanız gereken önlemleri TSEN 206'da şöyle ifade ediyor. Düşük derecede agresif kimyasal etki varsa C30-37 sınıfı beton kullanıyorsunuz. Minimum bunun üstünü kullanmanız lazım. Dozajınız 300 olmalı ve sülfata dayanıklı çimento kullanmalısınız. Orta derece agresif kimyasal etki varsa su bölü çimento oranını düşürüyorsunuz. Çimento miktarını artırıyorsunuz. Dayanımı C30-37 mertebesinde tutabilirsiniz. Ama çok yüksek ileri derece agresif etki varsa beton dayanımınız C35 ve üzerinde olması gerekiyor ve minimum dozajınız da 360 kilogram olmalı. Şimdi burada hani C30, C20 kullansanız ne olur? Yani bunlardan daha önce bahsettik ama tekrar bahsetmekte fayda var. C20 ile C30 betonunu kıyasladığınızda bir defa C30, C20'den daha yüksek dayanımlı beton. Yani içeride bir genleşme olduğu zaman hani çatlak oluşabilmesi için ne demiştik? Oluşan gerilme betonun dayanımından daha büyükse çatlatır. Dolayısıyla betonunuzun dayanımı yüksekse bir defa çatlama riskinizi azaltıyorsunuz. Bir. İkincisi C30 betonu hani ne demiştik? İşte C20 beton karışımında suyu katıyoruz. Su buharlaşıp gidiyor. Yerine boşluk kalıyor. Boşluğun dayanımı sıfır dolayısıyla düşüyordu. Şimdi C20 ile C30'u kıyasladığınızda C30 daha az boşluklu bir betondur. Daha az geçirimli bir betondur. Daha geçirimsiz bir betondur. Dolayısıyla C30 betonu C20 betonuna göre daha geçirimsiz ve daha yüksek dayanımlı olduğundan dolayı işte oluşabilecek bir takım etkiler sonucu genleşmelere, bozulmalara daha dayanıklı bir betondur. Hem geçirimsiz olduğu için dışarıdan malzemenin içeriye girmesi, suyun girmesi vesaire de engellendiğinden dolayı. Dolayısıyla TSEN 206'mız bize diyor ki sülfat etkisine maruz kalacak bir yapınız varsa burada kullanacağınız beton dayanım minimum C30 olmalı. Ha, C20 kullanırsanız bu bozulmanın olacağını, servis ömrü boyunca bu bozulmalarla karşılaşacağınızı bilin demektir. Ve TSEN 206 şu anda yürürlükte olan bir standarttır. Hep bunu söylüyorum. Tekrar söyleyeceğim. Şimdi bizim İnşaat mühendislerimiz, meslektaşlarımız bazen şöyle yapıyorlar. Ya ben bir binayı işte sonlu elemanlar analizi yaptım, rigidlik matrisi yöntemine göre çözdüm, şunu yaptım, bunu yaptım, işte afet yönetmeliğinde şartlara göre çözdüm, her şey uygun, statik yükler, dinamik yükler vesaire açısından. Ama ve kullandığınız beton sınıfı da minimum C20. Afet yönetmeliği daha önce bunu söylüyordu. Minimum C20'yi kullandım ve sistem kurtarıyor. Ne oluyor? C30 kullandığınızda, C20 kullandığınızda biraz daha kesitleri büyütüyorsunuz. Dolayısıyla sistem kurtarıyor dayanımları. Ama şimdi siz buna göre çözdünüz, koydunuz ve 10 yıl geçti, 20 yıl geçti. Deniz kenarında bir yapınız var. Zeminden sülfat aldı, betonunuz bozuldu.
Ve betonunuz ufalandı, parçalandı ve ilk depremde binanız yıkıldı. Şimdi ne olacak? İşte birisi incelemeye gitse, ilk bakacağı şeylerden ya bunun projesi var mı? Projesine bir bakalım. Projesi A, C20. Peki TSEN206 ne söylüyordu? C30, sülfat etkisine karşı dayanıklı olabilmesi için C30 kullanılması. C20 kullanmışsın, zeminde sülfat var, beton bozulmuş ve bina yıkılmış. Şimdi böyle bir durumda siz bilirkişi olsanız nasıl karar verirsiniz? Yani şu, ya ben işte afet yönetmenine gördüm, sistem doğru, tamam doğru olabilir ama bir takım bozulmalara sebep olmuştur. Ha C30 koydunuz, yine de beton bozulabilir mi? Ya adam işte yerine iyi yerleştirememiştir, iyi bakamamıştır, şu olmuştur, bu olmuştur. Ama en azından siz başta iyi niyetiniz ortaya koymuş oluyorsunuz. Yani C30 projelendirdim ben ama adam yerinde C30'u sağlayamamıştır. O onun sorunu. Ama proje müellifinin sorunlarından birisi de TSEN206. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Evet, gecikmiş etranjit oluşumu. Şimdi bu ne? Yani gecikmişi nedir derseniz, etranjit bildiğiniz gibi işte C3A kalsiyum sülfat 32 sudan oluşan ve oluştuğu zaman %227 hacim genleşmesi oluşan bir yapı. Şimdi normalde biraz önce de epey anlattık. İlk başta tekrar şey söylüyorum. Beton yaş kıvamdayken biz betonun içerisine alçı taşı katıyoruz ve C3A'nın beton yaşken bir miktar etranjit oluşmasına ve betonun ani priz yapmasını engelliyoruz demiştik. Etranjit oluşmasını engelliyoruz ve ani priz oluşmasını engelliyoruz demiştik. Biz baştan sülfatı kattık. Ama şu fark ediliyor. Prefabrik üretiminde aşırı sıcak havalarda, kütle betonlarında içerideki sıcaklık bir anda yükseliyor diye bahsetmiştik ya. Yani siz zaten prefabrik şeyinde buhar kürü yapıyorsunuz. Eğer içerideki sıcaklık 90 dereceleri buluyorsa, o hani C3A ile sülfat reaksiyona girecek, etranjit oluşacak diyorduk ya, o oluşmuyor. Yani o yaş kıvamda oluşması gereken şey oluşmuyor. Peki ne zaman oluşuyor? Beton normal sıcaklığına geldiği zaman, nemi de bulduğu zaman oluşuyor. Bu defa katı ortamda sülfat reaksiyonları oluşmuş oluyor. Bundan dolayı da biz buna gecikmiş diyoruz. Yani ilk saatlerde olması gereken etranjit oluşumu, beton yaşken olması gereken etranjit oluşumu kuruyken, katılaştıktan sonra, sertleştikten sonra oluşuyorsa gecikmiş etranjit oluşumu diyoruz. İşte bu gecikmiş etranjit oluşumunu biz kendimiz sağlıyoruz. Yani içeriye sülfatı koyuyoruz. Dışarıdan bir sülfat gelmesine bile gerek kalmıyor. Bu da betonun bozulmalara, betonda sebep oluyor. İşte yüksek sülfat içeriği, İşte koyduğunuz alçı taşı yüksekse, düşük sülfat eriyebilirliği, yüksek sıcaklıklarda eriyemediğinden dolayı bu ilk saatlerde oluşmuyor. Yüksek kuyruk sıcaklığı 90 santigrat derecelere eğer sıcaklığınız çıkıyorsa, hidratasyonun ilk dakikalarında etranjit oluşumunun engellenmesi, sürekli açık havada ıslanma kuruma etkisiyle suyun gelmesi, sertleşmiş betonda etranjit oluşumu ve genleşme ve sonucunda da çatlaklar oluşuyor arkadaşlar. Prefabrik üretiminde, aşırı sıcak havalarda, kütle betonlarında, yangında oluşabilir yine. Gecikmiş etranjit oluşumuyla, bakın adam prefabrik sektöründe bayağı da büyük bir beton dökmüş. Buna buhar kürü de yapınca içeriden de kendisi zaten ısı üretmeye başlıyor. Ve sıcaklığını 90 derecelerin üzerine çıkar. Ve ilk dakikalarda etranjit oluşumu engellediniz. Sonra oluştuğu zaman siz bunları alıyorsunuz, stok sahanıza koyuyorsunuz. 3-5 ay sonra bir bakıyorsunuz, ana beton çatlamış. Bunları da görebiliyoruz. İşte bakın, stok sahasında hiçbir şey olmadan kendi kendine çatlamış. Sülfat etkisine bir anlamda maruz kalmış, gecikmiş etranjit oluşumuna maruz kalmış betonlarınız. Mesela şöyle bir bina. Gecikmiş etranjit oluşumu riskiyle karşı karşıya olan bir yapı. Binanın yüksekliği 440 metre. Temel betonu sınıfı C50. Temel yüksekliği 4 metre. 4 metrelik bir kütle betonu döküyorsunuz. C50 olduğu için yüksek miktarda çimentonuz var. Aşırı derece hidratasyon ısısı üretiliyor.
ve beton yerleştirdikten 40 sonra 40 saat sonra ölçülen sıcaklık 97 santigrat derece içerideki. Ne olacak? Beton sülfalüminat bazlı germleşen kimyasal katkılar da içeriyor. Kendi alçı taşı da var. Dolayısıyla gecikmiş et rencit oluşumu riskiyle karşı karşıya. Özellikle kütle betonlarında bunu görme ihtimaliniz var. Zaten kütle betonlarında ısıyı düşürmekle ilgili önlem almanız gerekiyor. Eğer önlem almazsanız bir de hem termal germleşme çatlakları oluşabilir. Termal büzülme, termal germleşme çatlakları oluşabilir. Hem de gecikmiş sülfat etkisi, gecikmiş et rencit oluşumu oluşabilir. Ha, DERT, Delayed Et Rencit Formation'ın baş harfleri. Yani bunu o zaman Türkçe'ye çevirirseniz GEO da diyebilirsiniz. Yani gecikmiş et rencit oluşumu ama dünyada genellikle bilinen DERT. İşte DERT alınabilecek, yani gecikmiş et rencit oluşumundan çekiniyorsanız yine işte prefabrik sektörünü çalışacaksınız. Burada çimento klinkerinin sülfat içeriği düşük olmalı. Mümkün olduğunca daha az sülfat alçı taşı katabilirsiniz. Kürü sıcaklığı çok yüksek olmamalı. Diğer reaksiyonlardan kaynaklanan mikro çatlakların oluşumları engellenmeli. Düşük hidratasyon ısılı çimento kullanılmalı. Tuz oranik madde kullanma suretiyle sülfat miktarı azaltılabilir. Bazik ortam miktarı azaltılabilir. Hidratasyon ısısını da düşünmüş olabilirsiniz. Suyla temas kuruduktan sonra, sertleştikten sonra kesilmeli. Eğer içeride suyu alırsa tekrardan sülfat reaksiyonları gelişebilir normal sıcaklıklarda. Hava sürükleyici katkı kullanımı olabilir. İşte bu etrençler o hava sürükleyici katkı maddesinin boşluklarına ilerleyerek oralarda oluşabilirler. Dolayısıyla çatlak oluşmasını engelleyebilirsiniz. Şimdi bir de tomosit saldırısı var. Gene bu da bir sülfat etkisi. Özellikle İskandinav ülkeleri, İngiltere, Kuzey Amerika'da köprü ve tünel yapılarında görülmüş bu da. Şimdi yine tomosite baktığınız zaman kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, kalsiyum silikat ve sudan oluşan bir yapı. Etrencite çok benziyor. Etrencitin içerisinde silisyum yoktur. Bunun içerisine silisyum da girmiş oluyor. Şimdi yani iç veya dış sülfat kaynaklarınız olabilir. İşte zaten içeride etrencitiniz de var. İç veya dış kaynaklı karbonat kaynağı. Burada kalsiyum karbonat da bunun bünyesinde var. Tomosit'te etrençten biraz daha farklı olarak. İşte kalker kalsiyum karbonat da nereden gelebilir? Sizin toz miktarı, tozunuz var. Oralardan gelebilir ama asıl şuradan gelebilir. Çimentonun içerisine erken dayanım kazansın diye kireç taşı tozu da kasıtlıyor. Kalsiyum karbonat. Tabii bu kalsiyum karbonat çimento inceliğinde çok çok ince olduğundan dolayı bunun reaktif özelliği daha fazla. Çok çok ince olduğundan dolayı. Dolayısıyla sizin ortamınızda eğer kalkerli çimento kullandıysanız özellikle erken dayanım sağlasın diye ve ortamda sülfatınız varsa, etrencitiniz varsa kalsiyum silikat hidroyapınız zaten var. Su ve bu defa düşük sıcaklık. Yani biraz önce gecikmiş etrencit oluşumunda 90 derece gibi yüksek sıcaklık vardı. Burada düşük sıcaklıklarda gelişen bir reaksiyon var. Orada da ne oluyor? Sizin kalsiyum silikat hidroyatı yapınız ve içerideki etrencit ve o çok ince olan kalsiyum karbonat, kalker tozları ve suyun ortamında bunlar bir araya gelerek tomosite oluşturuyorlar. Kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, kalsiyum silikat ve sudan oluşan yapı. Tomosite oluşumunda %45 hacim genleşmesi var. Yani etrencit kadar yüksek bir hacim genleşmesi yok. Çok fazla bu anlamda genleşmeden kaynaklı bozulma olmayabilir diyebilirsiniz. Ancak ne oluyor? Bakın sizin CSH yapınız, kalsiyum silikat hidratı yapınız şu yapıya dönüşüyor, bozuluyor. Ve CSH yapısı bozulması ve betonda yumuşama meydana geliyor. Yani bu da yine sülfatın yaptığı etkilerden birisi. Tekrar ediyorum, bunun oluşabilmesi için düşük sıcaklık lazım.
Yani görülen yerler, o yerler. Zaten çimentomuzun içerisinde CSH var, kalsiyum silikat hidratı yapı var, etrenjit var ve eğer çok ince toz halinde kalsiyum karbonat geldiyse, bu da çimento inceliğinde çimentonun içerisinden geldiyse, su da varsa, bu dördü bir araya gelerek şu yapıyı, tomosit dediğimiz yapıyı oluşturuyorlar. Bunlar da CSH'ı bozduğundan dolayı betonda yumuşama ve işte bakın böyle yani bağlayıcı bir özelliği kalmayınca da toz haline gelmiş oluyor betonda. Tomosit oluşuna bağlı betonda ve prefabrik istinat duvarında oluşan bozulma. Yani yüzeyden itibaren ya da içeriden artık betonunuz darmadağın hale geliyor. Yine bakın. Beton yumuşamış, zeminde bozulmuş. Yine başka bir su kanalı. Su da var burada. Su olunca da sıcaklık da 15 derecelerin altında genellikle geliştiğinde bu reaksiyon gelişerek betonun bozulmasına sebep olabiliyor. Yine 29 yıllık eski bir köprü ayağında da görülmüş. İlk defa zannederim Frank Puskas stadında görülüyor. Stattaki betonarme elemanlar böyle bakın oyuluyor, ufalanıyor, küçük çatlaklar oluşuyor ve betonunuz yani ufalanabilir hale geliyor. Yani normal betonluktan çıkıyor. Evet, bunlar sülfat etkisiyle ilgili olan konulardı. Şimdi asit etkisinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir defa bizim betonumuzla ilgili bildiğimiz en önemli özellik ne? Bazik karakterde. Yani asitlik, bazlık hatırlıyorsunuz 0'dan 14'e kadar. Ve betonumuz bizim neredeyse pH 13 derecelerde olan yüksek dereceden bazik karakterli bir malzeme. Şimdi asitlerle bazlar bir araya geldiğinde ne oluyor demiştik. Ne oluyor arkadaşlar? Asit artı baz tuz ve suya dönüşüyor. Bizim şimdi kalsiyum silikat hidratı yapımızda baz, kalsiyum hidroksitimiz de baz. Yani betonu oluşturan bağlayıcılığı sağlayan malzemelerin hepsi bazik karakterde. Dolayısıyla asit bir şekilde betona temas ettiği anda ne yapıyor? Betonu tuz ve suya dönüştürüyor ve yüzeyden itibaren reaksiyon ürünlerinin erime veya aşınmayla uzaklaşması, yani beton tamamen bozuluyor, bağlayıcı özelliklerini kaybediyor ve oradan uzaklaşıyor. Hatta bunu şeyde bile kullanabilirsiniz. Yani bir inşaat bittikten sonra inşaatı temizleyecekleri zaman üzerine hidroklorik asit dökerler. Asidi döktüğünüzde sizin betonunuz parçalanır ve oradan uzaklaşır gider. Aynı şekilde eğer bir şekilde asit betonun üzerine ulaşıyorsa aslında yapabilecek çok bir şeyiniz yok. Temas ettiği anda tuz ve suya dönüşecek. Beton yüzeyden itibaren tabaka tabaka bozulacak. Alt bölgede daha geçirimli, daha bozuk bir şey olacak. Dolayısıyla sertleşmiş betonun mikro yapısının boşluk sisteminin tabaka tabaka bozulmasıyla beton elden çıkacaktır. Evet. Beton bazik ortam, asidik sıvılar, kalsiyumlu bileşenler üzerine kalsiyum hidroksit, kalsiyum silikat hidratı, kalsiyum aluminat hidratı üzerinde çözücü etki yapar. İşte kuvvetli asitler sülfürik asittir, hidroklorik asittir, nitrik asittir, hidroflorik asittir. Bunlar zararlı olabilir. Zayıf asitler, mesela hidrojen, sülfür, su filmi ve oksijenin varlığında sülfürik asite bile dönüşebilir. Yani siz özellikle hemen ona bakalım. Sülfat, su filmi, oksijen ve sülfürik asit. Hatta bunu şeyde de söylerler bakın. Yani eğer çok kirli bir havanız varsa kömürün yanmasından vesairesinden sülfat oluşabilir ve sizin o yaktığınız şeyde havanın içerisinde aşırı derecede sülfat varsa yağmur yağdığı zaman suyla birlikte havada oksijen de var. Bunlar birleşerek sülfürik asite dönüşür ve asit yağmurları diye bahsedilir. Bazen hani dünya üzerinde değişik felaket senaryoları yazıyorlar ya, o felaket senaryolarının birisi de budur aslında. Yani havada eğer kükürt oranı çok fazlaysa su yağmur sırasında asit yağmur yağması, tabi bu öncelikle seyreltik olabilir ama özellikle bitkileri vesaireleri öldürür. Beton yüzeyine düşerse betonu da zarar veren noktaya getirebilir.
İşte TSN206 hafif etki varsa işte pH 5,5 ile 6,5 arasında hafif etki. pH 5,5 ile 4,5 arasındaysa kuvvetli etki ve pH eğer 4 ile 5 arasındaysa çok kuvvetli etki. Önlem, yüzey asit etkisine dayanıklı geçirimsiz maddelerle, bitümlü malzemeler, poliüretan, sentetik reçineler ve benzerilerle kaplanmalıdır. Yani buna dikkat almazsanız, mesela bir yerde turşu fabrikası yapıyorlarmış. Değişik konsantrasyonda turşular yapıyorlar. Bir yerden alıp öbür tarafa alarak turşuyu turş haline getiriyorlar. Ve bunları beton, perde betonlarla yapmışlar. İlk zamanlar güzel, ne güzel turşular oluyor. Ama birkaç ay ya da bir yıl sonra falan bakıyorlar ki bütün havuzların konsantrasyonları aynı noktaya geliyor. Niye? Çünkü beton geçirimli olmaya başlıyor. Yüzeyden itibaren bu içeriye ilerleyerek delikler buluyor ve bütün yüzey gidiyor. Yani betonu geçirimsiz hale getiremiyorsunuz. Yani asit etkisine maruz kalacaksa, mesela turşu gibi bir takım etkiler de asit etkisine maruz kalabilir. Orada yalıtım yapıp bir yerden diğeri geçmesini istemiyorsanız betonun bozulmasını engellemeniz gerekiyor. Yine mesela biraz önce söylediğim hidrojen sülfit kanalizasyonlarda zaten hani o lağımlardaki pis kokuyu veren kükürttür aslında, sülfür kokusudur. Burada kanalizasyonda hidrojen sülfit oluşur. Aslında çok zararlı değil gibi düşünebilirsiniz. Ama bu hidrojen sülfit yukarıya doğru çıkar, o koku da budur. Beton yüzeyinde oksijen içeren ortamda biraz önce bahsettiğimiz gibi zaten nem de var. Sülfürik asite dönüşür. Dolayısıyla beton yüzeyinde kanalizasyon kesitlerinde asit saldırısına bu şekilde maruz kalabilir. İşte yaptığınız, diyelim ki kanalizasyonunuz böyleydi. Daha sonraki yıllarda bu hale rahatlıkla gelir. Betonunuz bozulma noktasına gelir. Yine bu da benim gördüğüm bir şeydi. Denizli Merkez bir arıtma tesisi. Bunların arkası fabrikalardan gelen zararlı maddelerle dolu. İşte arıtma tesisi. Oradan arıtma yapılarak temiz su, kalan temiz su araziye veriliyor. Baktığında betonlarda işte boya da yapmışlar ama yüzeyden böyle bozulmaların olduğunu fark ettim. Sonra ne olabilir diye düşündüğümde, şimdi bu havuzun buradan su buharlaştıktan sonra buralara gelip çarpıyor bir şekilde. Yüzeyde nemin ve suyun da birlikte olmasından dolayı yüzeyde hidrojen sülfürik asit ve benzeri asitler oluşuyor ve betonun yüzeyden itibaren böyle bozulduğunu görebiliyorsunuz. Yine bir tane zaten bu çok iyi de bir beton değil, kötü bir beton ama kanalizasyon içerisinde olduğundan dolayı foseptikte olduğu için asit etkisine de maruz kalmış oluyor. Evet, şimdi son birden önceki, daha sonra deniz suyu etkisinden de bahsedeceğiz. Alkali agrega reaktivitesi dediğimiz bir reaktif var. Bunları iki türlü diyoruz. ASR dediğimiz ve ACR diyoruz. Bu alkali silika reaksiyonu, bir de alkali karbonat reaksiyonu dediğimiz reaksiyon var. Burada alkalileri hatırlamakta fayda var. İşte alkali metaller, periyodik cetvele baktığınızda bir A grubu metallere baktığınızda işte hidrojen değil, lityum, sodyum, potasyum diye gidiyor. Bunlardan bizim için en tehlikelileri sodyum ve potasyum. Bunlara alkaliler diyoruz. Şimdi bu alkaliler ne oluyor? Şimdi betonunuzun içerisinde reaktif agrega dediğimiz silis kökenli ama amorf yapılı. Hani normalde bizim silis agregalı olarak kullandığımız silisler metalik yapıdadır, kristal yapıldadır. Çok fazla reaksiyona girmezler. Ama bazı türleri, işte çok ani soğumuş olan türleri, daha önceki derslerde bahsettiğimiz gibi amorf yapılı olabiliyorlar ve bunlar reaksiyona girebilir özellikte olabiliyorlar. Reaktif agrega. Mevcut alkaliler, o sodyum ve potasyum, bunlar çimento üretiminden çimentonun içerisinde de var. Yani çimentonun kimyasal analizine bakarsanız orada da sodyum ve potasyum miktarlarını
görürsünüz. Boşluk sistemi çimentoda ve katkı maddelerinden de gelebilir bunlar. Yani o bizim priz hızlandırıcı, priz geciktirici, akışkanlaştırıcı katkı maddeleri vesairelerden de gelebilir. Onların hepsinin kimyasal analizine bakmak lazım. Çevreden gene gelebilir. Buz çözücü tuzlardan gelebilir. İşte sodyum klorür biliyorsunuz. Yani beton yolunuz var, buz çözsün diye attığınız o sodyum içeriye girebilir. Su ve alkalilerin içeriye difüzyonu ve bu alkalilerle reaktif agrega, reaksiyona girerek suyun da varlığında bir jel oluşturuyorlar. O jel genleşmeye sebep oluyor ve betonunuzu harita şeklinde içeriden çatlatıyor. Bu ve şöyle görüldüğü gibi darmadağın etme noktasına getirebiliyor. İşin bir garip tarafı da bu reaksiyon da içeride reaktif agrega içeride olabilir. Alkaliler olabilir ama alkalilerin içeriye girmesi gerekebilir ve bu kendini ancak 1-2 yıl sonra gösteriyor. Yani betonu döküyorsunuz 2 yıl sonra fark ediyorsunuz böyle bir bozulmanın olduğunu. Şimdi alkali silika reaksiyonu silislerde yapabiliyor, karbonat var, onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi alkali silika, alkali agrega iki türlü demiştik. Bir alkali silika, alkali karbonat reaksiyonu. Alkali silika reaksiyonunda çimentoda alkali oksit değeri, çimentonun kimyasal analizi elinize aldığınızda sodyum oksit oranı vardır ve potasyum oksit oranı vardır. Bunları şu şekilde sodyum oksit artı 0.658 potasyum oksit eğer %0.6'dan büyükse alkali silika reaksiyonunun olduğu görülmüş. Yani çimentodan kaynaklı, çimentonun kendi içerisinde var. Agregada aktif silis bulunmalı. Opal, tridimit, kristobalit, volkanik cam, riolit, andezit ve tüfleri gibi. Ve nem olmalı. Üçü bir aradaysa yıllar sonra sodyum, potasyum, kalsiyum silikattan oluşan jel oluşuyor. Hacim genleşmesi ve A şeklinde yapınızda çatlaklar oluşuyor. Mesela kireç taşında bunu göremiyorsunuz. Bunu mesela İzmir'de belli bir dönemde köprü ayakları, yani o viyadükler, köprüler var biliyorsunuz, o köprü ayakları yapılıyor. Yapıldıktan birkaç yıl sonra çatlaklar oluşuyor. O dönemde hatta Japon mühendisleri de getirmişler, onları da incelemişler ve alkali silika reaksiyonunun olduğunu görüyorlar. Şimdi normalde kireç taşı kullanıyoruz şu anda baktığınızda ama daha önceki yıllarda hatta günümüzde bile kum olarak yani iri agrega olmasa bile kum olarak dere kumu kullanılması mantıklı. Bunları yapmazlığınız derslerinde bahsetmiştik. Özellikle İzmir'de Ahmetli bölgesinden gelen kumları kullanmışlar. O dere kumu iyi kaliteli, betona iyi özellikler sağlıyor ama aktif silis içeriyor. Ondan dolayı betonun çatladığı görülmüş. Evet. Böyle A şeklinde, harita şeklinde çatlamış köpraya. Bu da Amerika'dan bir şey. Yine Amerika'dan betonun çatlaması gördüğünüz gibi harita şeklinde ve içeriden çatlaklar. Hatta jellerin zaman zaman sızdığını ya da donatı varsa donatı korozyonu da olabilir. Onları görebiliyorsunuz. Yine bakın yani betonları bu şekilde çatlatıyor. Yine Bergama'da elektrik direkleri vardı. Elektrik direkleri de yine bu şekilde harita şeklinde bakın çatlaklar oluştuğunu görüyorsunuz. Görülmüş. İşte bazen jeller oluşuyor. Bu jellerin bile dışarıya taştığını görebiliyoruz. Yine başka bir köprü ya. Yine başka bir köprü ya. Bunlar İzmir'de o dönemde kullanılan evet daha yakından bir görünümü. ASR'de alabileceğiniz önlemler bir defa reaktif agrega miktarı ya hiç kullanmayacaksınız ya da sınırlandıracaksınız. Yani kullanmanız gerekiyorsa yani tamamen ondan olması yerine daha az miktarda kullanabilirsiniz reaktif agreganızı. Betonun alkali içeriği azaltılmalı.
Çimentosu, alkali değeri düşük olan çimento kullanabilirsiniz. Tabii ki nem, suyun içeriye girmesi engellenmeli. Dolayısıyla betonu dökerken çatlaksız yapmanız, yalıtmanız gerekiyorsa yalıtmanız önemli. Tabii beton geçirimsizliği sağlanmalı. Mineral katkı veya kimyasal katkı kullanımı, silika tozu, uçucu kül, lityum tuzları gibi. Lityum biraz önce bir üstteydi biliyorsunuz. Lityumu kullanarak o sodyum ve potasyumla oluşan alkali silika jelinin olmasını engellediğine dair çalışmalar var. Silika tozu, uçucu kül kullandığınızda işte ortamdaki daha geçirimsiz bir beton elde edebiliyorsunuz. İşte bir takım mikrop çatlakları vesaireleri engellemiş oluyorsunuz. O anlamda da uçucu kül kullanıldığında ASR etkisinin azaldığına dair çalışmalar var. Şimdi agreganın yani ne gibi deneyler yapılabilir alkali silika ile ilgili baktığınızda kimyasal olarak agreganın reaktifliği araştırılabilir. Jeolojik olarak agregada reaktif bileşen aranabilir. Yani o biraz önce baktığımız gibi opal var mı, tridibit var mı içerisinde diye. Fiziksel kimyasal, bizim daha çok yaptığımız bu çimento agrega karışımlarının boy değişimleri ölçülür. DNA sonuçları kıyaslanır. Sadece bir yönteme güvenmek uygun olmayabilir. İşte bunun için şu şekilde 25'e 25, 285 mm, yani 2,5 cm, 2,5 cm, 28,5 uzunluğundaki harç numuneler hazırlıyoruz. Bunlara dökerken şöyle pimler koyuyoruz başlarına ve bunları işte kullanacağınız kum, yani aktif silis var mı tereddütlü olduğunuz kumla çimentonuzu, alkali değeri yüksek olan bir çimentonuzu da olabilir. Hazırlıyorsunuz. Daha sonra işte bunu bir gün kalıpta harcı hazırladıktan sonra bir gün kalıpta bekletiyorsunuz. Kalıptan çıkardıktan sonra şöyle bir kür havuzunuz var. Kür havuzunun dışı saf su, içerisinde sodyum hidroksit çözeltisi var. İşte bir gün 80 santigrat derecede bunu bekletiyorsunuz, bu numuneyi. Sonra çıkardıktan sonra 14 gün boyunca da kür havuzunda sodyum hidroksit içerisinde bekletiyorsunuz. Yani şunu yapıyorsunuz. Artık içeride aktif silis varsa, reaksiyon yapacaksa yapsın ve 80 santigrat derecede reaksiyon olabildiğince hızlı olsun şeklinde bakıyorsunuz ve burada boy değişimlerine bakıyorsunuz. Yani ilk kalıptan çıkardığınızdaki boyu ve sonra sodyum hidroksitin içerisinden çıktıktan sonraki boyuna bakıyorsunuz. Biraz önce söyledim, 14 gün içerisinde sodyum hidroksit çözeltisinde bekletilen numune, buna Kanada yöntemi de deniyor. Eğer boğucu uzama %0.15'ten küçükse, yani çok fazla uzamadıysa, burada alkali silika reaksiyonu sonucunda oluşan bir reaksiyon yoktur diye yorum yapabiliyorsunuz. Eğer bunun üstündeyse, hatta bunun çok üstünde değerlere de deney yaptığımızda ulaştık. Hatta beton numunenin kendi kendine çatladığını, yani bu harcın böyle harita şeklinde çatladığı örnekleri de gördük boy değişimine bakarak. Bir de yine Amerikan standartlarında burada bakın sodyum hidroksit çözeltisi içerisinde bekletiyorsunuz numuneyi 80 santigrat derecede. Burada da yanlış hatırlamıyorsam 38 santigrat derecede suyun içerisinde bekletiyorsunuz numuneleri. Bir 3 ay bekletiyorsunuz, bir de 6 ay bekletiyorsunuz. Artık çimentodan gelen alkaliler ve eğer agreganda aktif silis varsa ikisi reaksiyona girerek eğer jel oluşturuyorlar ve genleşme varsa buradan boy değişimine bakıyorsunuz. 3 ay boyunca su içerisinde 38 santigrat derecede bekletiyorsunuz. Eğer boy değişimi %0.005'ten küçükse 3 ayda ya da 6 ayda %0.10'dan küçükse bu agregayla bu çimento alkali silika reaksiyonu oluşturmamış diyorsunuz. Onun üzerine çıkarsa
alkaliçilik reaksiyonu oluşabilir diyorsunuz. İşte bu deney sonuçlarına da göre de o agregayı kullanacak mısınız, kullanmayacak mısınız karar verebiliyorsunuz. Yine betonda hızlandırılmış yöntem dediğimiz yöntem var. Burada da 15 haftada bekletiyorsunuz. Rölatif nerede? Beton hazırlıyorsunuz. İşte kullanacağınız kumla, agregayla ve çimentoyla ve 15 günün 60 santigrat derecede su içerisinde bekletiyorsunuz ve yine bunlar da boy değişimine bakarak ASR riski olup olmadığına bakıyorsunuz. Şimdi alkali karbonat reaksiyonu dediğimiz bir reaksiyon daha var. Burada dolomit ön plana çıkıyor ve veya kil minerali ve ince taneli kireç taşı içeren agregalardan imal edilmiş betonlarda meydana gelebiliyor. İşte biraz sonra da reaksiyona da bakacağız. Alkalilerle dolomit, özellikle içerisindeki magnezyum hidroksit, magnezyum reaksiyona girerek agreganın yüzeyinden itibaren yine alkali karbonat jeli bir anlamda diyebiliriz oluşuyor ve daha sonra bu genleşmelerden dolayı agregayı da ve bütün sistemi de çatlatabiliyor. Evet. Tekrar edecek olursak mesela kireç taşı kalsiyum karbonatlı mol sertliği 3, özgür ağırlığı 2.66-2.68 arasında dolomit kalsiyum magnezyum karbonattan oluşan bir yapısı. Mol sertliği 3.5-4, özgür ağırlığı 2.84-2.86 arasındadır. Baktığınızda biraz daha koyu renklidir kireç taşına göre. Ve burada bakın sertlik bayağı şeye göre daha yüksek. Kireç taşına göre ve ağırlığı da daha yüksektir. Sertliğinin yüksek olması neyi gösterir? Aşınmaya karşı dayanıklı olduğunu gösterir. Dolayısıyla dolomit özellikle yol agregası olarak aşınmaya karşı kullanabileceğiniz iyi bir agregadır aslında. Kullanılır ve daha serttir. Hatta o yüzden kırmataş tesislerine bakarsanız kireç taşına göre dolomiti kırmak çok daha zordur. Sert bir malzeme olduğu için çeneler çok çabuk aşınırlar. Aslında çok fazla çalışmak istemezler o anlamda baktığınızda agrega kırma taş tesisleri. Yani dolomit hakkında bu bilgiyi de vermiş olayım yeri gelmişken. Şimdi dolomit ve sodyum hidroksit yine alkaliler var. Bunlar reaksiyona girerek dolomiti aslında bir anlamda parçalıyorlar. Magnezyum hidroksit, kalsiyum karbonat ve sodyum karbonat şeklinde. Ardından oluşan sodyum karbonat, çimento hamurunda bulunan kalsiyum hidroksitle, bu betonun içerisinde ya zaten, kalsiyum hidroksit var, gene nemin varlığında. Kalsiyum karbonat, sodyum karbonat, kalsiyum hidroksit reaksiyona girerek kalsiyum karbonat ve sodyum hidroksite dönüşüyor. Aslında ne oldu bakın, alkali reaksiyona girdiği, dolomiti bozdu, tekrardan kalsiyum hidroksit reaksiyona girerek boşa çıktı. Yani aslında alkali karbonat reaksiyonunda da dolomitiniz varsa ve ortamda alkali de belli bir değerin üzerindeyse bu reaksiyon artık kendini yeniliyor bakın. Boşa çıkıyor, bir daha bu kalsiyum dolomitle reaksiyona girerek yine aynı reaksiyonları oluşturuyor. Bu iki reaksiyonun sonucu oluşan net reaksiyon, şunu katalizör gibi düşünürseniz, dışarı çıktığını düşünürseniz, dolomit, kalsiyum hidroksit reaksiyona girmiş gözüküyor. Magnezyum hidroksit ve kalsiyum karbonata dönüşüyor. Net reaksiyon dolomit veya portlandit tükeninceye kadar devam eder. Yani ortamda kalsiyum hidroksit ve dolomit olduğu müddetçe bu reaksiyon devam eder ve magnezyum hidroksit de genleşme etkisini yapan etki olur ve o genleşme etkisiyle betonunuz yine çatlar. Aynen bakın alkali silika reaksiyonuna benzer şekilde harita şeklinde çatlakları görebiliyorsunuz. Gene yüzeyden itibaren ufalanma, dağılma, parçalanmaları da üzerinden insanlar yürüdükçe araçları aşındırarak dağılmalara sebep olabiliyor. Yani dolomit kendisi sert ama kimyasal reaksiyonu oluşan ürün sistemi bozuyor. Harita şeklinde yine çatlaklar. Evet, en son olarak bugün arkadaşlar deniz suyu etkisinden bahsedeceğiz.
Deniz suyunun etkisi fiziksel ve kimyasal olarak iki türlü değerlendirilebilir. Birincisini aslında daha önce biraz bahsettik. Aşındırma, dalgaların ve suda yüzen parçacıkların betona çarparak o yüzeyi aşındırması, parçacık koparması, ıslanma, kuruma ve donma, çözülme etkisi. Yani ıslanma, kuruma da dediğimiz gibi içeriye giren suyun kimyasal maddeyi bırakıp çıkması diyebilirsiniz. Oradaki etkiyi giderek zamanla artırması. Donma, çözülme yine gerçekleşebilir. Yani deniz yapısı suya getirdi. Denizin yanındaki yapıya su geldi. Don olayı oldu. Donma, çözülme etkisini de görebilirsiniz. Kimyasal olarak donatı korozyonu klorürler. Yani sodyum klorür içerir. Deniz suyu. Manezyum sülfat içerir. Biraz önce aslında bahsettik. Manezyum sülfat en tehlikelilerinden birisi. Donatı korozyonu da öyle. Donatı korozyonu konusunda özellikle üzerine gene duracağız. Manezyum iyonlarını, karbonik asit oluşumu en çok zararlı bölge ıslanma, kuruma bölgelerinde daha önce anlattığım gibi işte deniz suyu geliyor, işte buraları ıslatıyor, su içeriye giriyor, buharlaşıp gidiyor. İçerideki o manezyum sülfat, klor hepsi kalıyorlar. Dolayısıyla zaman içerisinde etkinin şiddeti daha da artıyor. Deniz suyu en önemli klorür kaynağı. Biliyorsunuz deniz suyundan tuzlalarda tuz üretiliyor. İşte böyle değişik küçük küçük havuzlar yapıyorlar. O havuzda su buharlaştıkça tuz oranı giderek artıyor. En sonunda kurutarak tuz haline getiriliyor. Sodyum klorür ve tuz içeriyor. Klorürler beton yapılarda korozyona dayanıklılık açısından en baskın faktördür. Donatının aşırı derecede korozyonuna hatta kanser gibidir. Donatıya bir şekilde ulaşırsa klor, orada nemin de varlığında aşırı derecede korozyon oluşmaya başlar. Dikkate alınmazsa 5-10 yıl içinde çok ağır korozyon hasarı görülür diyoruz. Evet, mesela bir deniz bölgesine baktığımızda arkadaşlar, şimdi bir defa şurası deniz tabanı, su altı bölgesi. Gelgit bölgesi, işte su yükseliyor, alçalıyor ve işte sıçrama bölgesi var, dalgalar çarpıyorlar zaman içerisinde, buraları da ıslatabiliyorlar. Burası sürekli su altında ama şurası biraz önce bahsettiğimiz ıslanma, kurumaya maruz kalıyor. Yine bununla birlikte denize uzaktaki yapılar olabilir, yani denizin hemen dibinde olmasa bile deniz suyu buharlaştığında içerisindeki tuzları, yani kloru, manezyum sülfatı da taşır ve bu rüzgarlar biliyorsunuz deniz kenarlarında denizden karaya doğru, karadan denize doğru her zaman sular, rüzgarlar vardır, esinti vardır. Dolayısıyla bunlar gider, tuz yüklü bulutlar binanızın yüzeylerine çarparlar ve bu yüzeylerde su buharlaşıp gittikten sonra yüzeyde işte klor, manezyum sülfat vesaire bu yüzeylerde birikmeye başlarlar ve aşırı derecede daha sonra bozulmaya sebep olabilirler. Yani denizin sadece deniz suyuyla temas etmesi de önemli değil. Bazen 1-2 kilometre ötedeki yapılara bile kloru taşıyarak korozyona sebep olabiliyorlar. İşte bahsettiğim gibi şu bölgeyi biraz daha irdelersek, ıslanma kuruma bölgesini, beton, çelik donatınız var. İşte burası deniz atmosferi, yani suyun üzerinde kalan kısım. Şurası gelgit bölgesi ve sıçrama bölgesi ve su altı bölgesi olarak. İşte asıl çeliğin paslandığı bölge, deniz atmosferi bölgesi ve şurada sıçramanın, ıslanma, kurumanın olduğu bölgede aşırı derecede paslanmayı görüyoruz. Donatı korozyonunda biraz daha üzerine duracağız onun. Bu sıçrama bölgesinde, ıslanma, kuruma bölgelerinde donma, çözülme nedeniyle ve çarpmalar nedeniyle vesaire çatlamalar, bozulmalar böyle geliyor. Dalga hareketleri, yüzen taneler, kum, çakıl, buz nedeniyle aşınma oluşabiliyor. Denizaltı bölgesinde de hidrata çimentonun kimyasal etkilerle bozulması, çözülmesi meydana geliyor. İşte bunları da karbondioksit, sülfat, manezyum iyonu etkisini görebiliyoruz.
Bunların üzerine de şu bölgelerde biyolojik oluşumlar meydana gelebiliyor. İşte bir takım bitkiler vesaireler asit oluşturup betonu asit etkisine maruz bırakarak bozulmaya sebep olabiliyorlar. Evet, biraz önce söyledik. Deniz suyu sodyum klorür içerir, manezyum sülfat içerir ama manezyum sülfat önemli. Mesela 1 kilogram, 1 litre deniz suyunu alsak bunun %3,5 eğer tuzluluk oranı varsa işte 965 gramı sudur, 35 gramı tuzdur bunun. Peki bu tuzun içinde neler var? %55'i klordur bunun. %30'u sodyum klorür tuz zaten. %7'si sülfat. %3,7'si manezyum. %1,2'si kalsiyum. %1,1'i potasyum ve diğer az olan maddelerde %0,7 olarak söyleniyor. Yani içerisinde bunun manezyum sülfat var. Hatta biraz önce fotoğraflarını gördünüz ya, o tuz üretilen yerler vardı, tuzlular. Oralarda hani %3,5'luk deniz suyunu alırsınız, havuzlarda su buharlaştıkça tuz oranı %20, %30, %40'lara kadar çıkar. Orada değişik oranlarda tuz oranlarında sular vardır. O yüzden yurt dışında özellikle bu türlü yerlerde tedavi merkezleri koyarlar. O romatizma tedavisi, eklem ağrıları vesaireleri tedavileri gibi. Çünkü insan vücudunun işte manezyuma, kalsiyuma ihtiyacı var. O sularda insanları bekletirler, yoğun olarak beklediğinde. Dolayısıyla iyileşme, yani vücuda manezyum olarak, kalsiyum olarak alarak iyileşme sağlanır. Öyle tedavi merkezleri de vardır. Ama beton açısından geri dönecek olursak, manezyum sülfat dediğimiz gibi kalsiyum silikat hidrat yapıya saldırıyor. Deniz suyunda manezyum sülfatınız var. Kalsiyum silikat hidrat yapıyla birleşerek kalsiyum silikat hidrat yapıyı alçıya dönüştürüyor ve bağlayıcılık özelliğini kaybettirebiliyor. Yine bahsetmiştik. Sülfat iyonları kalsiyum hidroksit reaksiyona girerek alçı oluşturuyor. C3 aylı reaksiyona girerek aynı etrenjit vesaire şeylerini oluşturabiliyor. İşte böyle gördüğümüz gibi aşınma etkileri, aşınma işte bu belki burada manezyum sülfat etkisi de var. Hani beton bozulunca sadece agregalar kalmış, çimento hamuru kalmamış. Evet, benzer fotoğraflar bakın. Çimentolu kısım gitmiş, agregalar kalmış sadece. Donatı korozyonu, bunu özellikle işleyeceğiz. Klor demir donatıyı bir şekilde ulaştığında bu hale getirebiliyor. Hatta yine bahsedeceğiz. Donatı paslandığında 7 kata varan hacim genleşmeleri yapabiliyor. Dolayısıyla donatı üzerindeki betonu da böyle pat 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 attırdığını görebiliyorsunuz. İşte bakın demir neredeyse tığ haline gelmiş. Şu demir bakın çap diyelim ki şu onluksa burada 1-2'ye düşmüş. Yani tekrar şeyi söyleyeceğim, yani sonuçta bu yapıya bir betonarme demeniz ya da biz bunun hesabını yaptık bu depreme dayanır diyebilme şansınız yok. Ne beton var burada beton olarak ne de demir. Bu da deniz kenarındaki dediğimiz gibi iskele yapısı zaman içerisinde. Hatta bakın bir şey daha dikkatinizi çekiyor mu bilemiyorum. Mesela şurası daha çok su altında kalan bölge olabilir. Şunlarda aşırı derecede bozulma varken şunda çok fazla bir aşınmanın olmadığını görebiliyorsunuz. Onlardan da yine bahsedeceğiz. Evet. Hani çam kabuğu gibi kalmış. Artık bunlar 50'lik miydi bilmiyorum. Elinizle parçalanabilir hale geliyor demir donatınız. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Deniz suyu etkisinden bahsettik. Haftaya yine demir, çelik donatının korozyonundan, bozulmasından bahsedeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.